insafsızca, namussuzca, hatta kahpece yapılan insanlık dışı bir vahşetten söz edeceğiz. 25'i 26 Şubat'a bağlayan gece, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 613 Azeri Türk'ü katledildi. Hocalı'da yaşanan katliamın yıl dönümünde önemli kararlar alındı. Mutlaka kardeş ülkelerle bir arada güç geliştirmek zorundayız. Talat Paşa Komitesi tarafından düzenlenen anma töreni ve sempozyum Ankara'da Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde yapıldı. Milletin birliği bu meselede Azerbaycan halkının galip gelmesine imkan verecektir. Törene yurttaşların yanı sıra eski bakanlar Barlas Doğu, Enis Öksüz, Agah Oktay Güner, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Biz milli gücümüze, kendimize güvenmek zorundayız. Sempozyumda Azerbaycan'dan gelen üst düzey yetkililer de yerini aldı. Azerbaycan devleti artık 92-93. Yıllardaki devlet değil. Açılış konuşmasını Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli Tümgeneral Ali Erdinç yaptı. Ama bir stratejinin, bir yolun gerekleri olmalı. Karşıda bir blok var. Katliam dünyaya anlatılmalı diyen Erdinç, Azerbaycan'la ortak bir güç birliği platformu oluşturacaklarını açıkladı. Bu bloğa karşı olgunlaşmamış, oluşmamış, işbirliği yapmamış bir güç var. Bunları bir araya getirmek zorundayız. Erdinç, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in 1915 olaylarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı büyük zaferi de hatırlattı. 101 yıllık Ermeni hadisesi içinde tek kazandığımız aktif mevzi Perinçek davasıdır. Perinçek davası bir mevzidir. Etkinlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da söz aldı. Mart ayında Türkçe konuşan ülkeler Barolar Birliği Türkiye'nin başkanlığında ilk genel kurul toplantısını burada yapacaktır. Azerbaycan Heyeti Başkanı Eldar Samedov da Türk halkının Azeri Türkleriyle olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. Ve bu meselede ben inanırım ki Türkiye halkı, bütün Türk halkları bizimle birlikte olacaklar. Konuşmaların ardından Kültür Bakanlığı'nın Azerbaycan Halk Müziği Korosu dinleyicilere mini bir konser verdi.